Bu sabah güne erken başladık. 8.30 gibi pedalı döndürdük. Bugün yine böyle bir bayağı inmeli çıkmalı bir yolumuz var. Şimdik Zencan'a doğru gidiyoruz ve yaklaşık 50 kilometrelik yolumuz kaldı. Bulunduğumuz bu coğrafyayı biraz böyle anlatmak gerekirse daha çok İran'ın İç Anadolu'su gibi diyebilirim. Daha kuzey tarafları biraz daha Karadeniz'e benziyor İran'da. Keza Hazar Denizi kıyısı da öyle. Daha bu orta kısımlara doğru, işte Zencan'a doğru giderken biraz daha işte İç Anadolu buğday tarlaları ve bizim bu Ankara'ya falan yani 1500-1600 metre rakımlardaki bitki örtüsüne özel sarı çiçekler vesaire de var. Şimdi Dandi Zencan arasındaki bu yol İran'da şu an için teptiğim yolların içinde en keyifsiz olanıydı diyebilirim. Yani sıcak ayrı bir değişken ama hani şu an yandaki asfalt yerine buradaki toprak yoldan gitmemin sebebi yandan ve karşıdan geçen vızır vızır arabalar. Birkaç kez bakın mesela şu an gördüğünüz gibi adamlar iplemeyip üstümüze sürüyor. Öyle olunca neredeyse tüm yolu bu topraktan gitmek zorunda kaldık. Saat 1.30 hatta 2'ye geliyor. Pillerimiz bitti ve biz Zencan'a doğru pedal atıyoruz. Kendimizi Zencan'da abguş yemek için motive ettik. Oraya doğru gidiyoruz. Abkuşçu'ya geldik. Bakın dayılar. Güzel güzel abkuş gömüyor. Aman da burası. Zencan caddelerinde ilerliyoruz. Hoppa! Couchsurfing'den bizi konuk etmeyi kabul eden Behnam isminde bir arkadaş var. O da böyle tur yapıyormuş. Ona doğru ilerliyoruz. Selam, selam tekrardan. Çok sağ olun.
Behnam'la Müjde bizi ailesinin yanına pikniğe getirdi. Bu ilginç bir mesire yeri. Bakın şurada kocaman bir salıncak var. Ufaklık sallanıyor. Burada bir tane ne var? Arkada Murat var, orada kayıt alıyor. Bakın burada Yasemin. Ben sizden konuşan daha beni yazdım falan. Çok iyi oldu. Gördüm bile de tanıştım. Çok iyi oldu. Teşekkür, sizden buraya geldim. Çok sağ olsun Beynam. Sonra istersen yaklaşıyorum. Tamam, çekin. HD vurar bu, he? HD 4K. Aa, 4K vurur. Şey, sen GoPro kullanman yok. Yok, bu var. Bu var. Ha, her şey bununla. Evet, niye durduk Murat? Su içeceğiz, çay içeceğiz, sigara içeceğiz. Evet, burada şöyle bir adet var. Yola termossuz ve çaysız çıkılmıyor. İçerim. Şimdi Müjde bize çay döküyor. Ooo, bisküvit de geldi. Selincan'a geldiğimizin yaklaşık 3. günündeyiz. 2 günlük bir ayraklıktan sonra bugün Zencan'ı gezeceğiz. Zencan'da neden bu kadar çok vakit harcıyoruz derseniz, Hümeyni'nin ölüm yıl dönümüne denk geldik. Ve ondan dolayı böyle bir de üstüne Cuma'ya denk geldi. 3 gün tatil oldu. Biliyorsunuz benim telefon kapandı, Murat'larınki de kapandı, kapanacak. Bir gümrüğe uğramamız lazım. Ve bizi ağırlayan Behram da diyor ki, abi burada gümrük. Pazartesi açılacak bu tatiller bittikten sonra. O yüzden pazartesi salıya kadar buradayız. 2 gün aylaklık ettik. Şimdi şehri geziyoruz. Şimdi Zencan'ın kapalı pazarına doğru girdik. Biraz burayı gezeceğiz. Birkaç müze var. Onlara bakacağız. Erken Zencan zaten o kadar büyük bir yerde değil, Tebriz kadar. Şimdi arkadaşlar, size Murat'la seyahat etmenin negatif taraflarından bahsedeceğim. Adam sürekli bir şeyleri trollüyor. Tamam mı? Ben de ona inanıp biraz önce dedim ki, bak yanımda hemen böyle trollün ağababası. Suçu da Sefa'ya atıyor. Eski ev arkadaşı sözü çok şakacıymış da şöyle. Sefa kardeşim, senin hiçbir suçun yok. Buradan itiraf ediyorum. Neyse. Tam dedi ki bana 50 yıllıkmış bir şey. Zencan'ın pazarı da var, kapalı pazarı, ama o kadar eski değilmiş. Yazılana göre 50 yıl kadar önce yapılmış. Ya bendik de saflıkken duvarlara baksan zaten 50 yıl olmadığı belli. O yüzden yanlış bilgi. 50 yıl değil. Ya 200 diyor da yani ben... Yani okuyacağım, bunun altına yazacağım ya da Yasemin'e soracağım. O söyleyecek. Bak şimdi Yasemin'den tüy aldım. 1850 yılında yapılmış, temelleri atılmış bu pazarın. Evet, kesin bilgi, yayalım. Aydınlatma pencereleri burada var. Yine aydınlatma olarak da kullanılıyor. Çok güzel. Şöyle bu bizim de ilk gün geçtiğimiz ana caddelerden bir karşıya doğru devam edeceğiz. Hop, ve ben artık atlıyorum yola. Sağdan da araba giriyormuş. Meyni'nin ölüm yıldönümünden dolayı birçok mağaza kapalı. Böyle pazar yarı yarıya açık diyebiliriz. Böyle
Susuz Adam Müzesi isminde bir yere geldik. Ama burası böyle daha ilk girişten baktığımda mezar taşlarıyla bizi karşılıyor. Burası yani bizim Dornlu'da da gördüğümüz hayvan figürlü mezar taşları var. Buradan da sonra içeriye doğru gireceğiz. Susuz Adam Müzesi diye geldik ama burası bir şehir müzesi çıktı. Tıpkı işte Azerbaycan Müzesi gibi ya da Urmiye Müzesi gibi Zence'nin müzesi. İşte Neolitik dönemden, eski dönemden günümüze kadarki olan tüm çevredeki kalıntılar vesaire her şey burada mevcut. Aynı zamanda böyle şehrin tarihi vesairesi, o tarz bilgileri de burada güzel şekilde sergiliyorlar. Biraz pazarda dolaştık. Şimdi geri ilk gün geldiğimiz ana caddeye geldik. Burada Muratlar bir şeyler bakacak. Belki de atıştırmalık bir şey bakarız. Öyle. Şimdilik Behnam ve Müjde'yle birlikte bir dondurmacıya geldik. Dondurmacı hemen şu arkadaki yer. Behnam ve Müjde ve herkes burada. Böyle ilginç bir şey yiyeceğiz. Erişte ile böyle buzlu erişte üstünde dondurma böyle mix bir şeyler yapıyorlarmış. Onu tavsiye ettiler. Onu yiyeceğiz bakalım. Ben böyle soslar hazırladı ama bakalım. Şey var burada. Safran ne? Şey bir limon suyu değil var. Kaç ne kadar ben üstte safran dondurma var. Biraz böyle reçel gibi şeyler döküyordu. Bakın alttaki de böyle buzlu erişte dönüyor. Telefon mevzusu patladı. Bize şöyle bir açıklama yaptılar. Telefonunuzu ancak giriş yaptığınız günlükte kaydedebilirsiniz. Yani bu benim için Kapıköy demek oluyor. O da şu an için imkansız. Şimdi malum telefon mevzusu olmadı, günlükte patladık. Öyle olunca Behnamların bir arkadaşının telefoncu arkadaşı varmış. Akşamüstü bir onu deneyeceğiz. Onu da deneyene kadar kendimizi bari yemeğe vuralım dedik. Şimdi cıgır bıgır diye Zencan'a özel bir yemeği yemeye gidiyoruz.
Bakın arkadaşlar, yeni nesil telefonun kafasını şöyle gireceğim. Bakın arkadaşlar, yeni nesil kafasını telefondan kaldırmıyor. Görüyor musunuz? Evet. Şimdi bana göstermek için böyle rotaya çevirdi. Yoksa Instagram'da fıt fıt yapıyordu. Bakın mesela burada daha böyle iyi bir neslimiz var. Tamam, o telefonuna bakıyor da o iş için bakıyor. Bak, bakmıyor telefonuna. Bak mesela bende telefon var mı? Bak yok, bende de telefon. Çünkü benim internet ettiğim yok. Bu ciğer. Cibble. Cibble. Juggle mı? Cigır bıgır. Cigır bıgır. Cigır bıgır. Tamam. Bu cigır bıgır. Bu da böyle çok güzel ekşili bir ayran. Hadi bakalım. Her şey için çok teşekkürler. Şuradan zikzak yapa yapa ana caddeyi buluruz ya. Hazır mısınız? Hoppa! Zencan. Zencan'da Gümrük'e uğrayabilmek için birkaç gün vakit geçirmiştik. Şimdi en sonunda bugün günlerden salı ve yola devam ediyoruz. Şimdi artık Tahran yolundayız. Tahran'a bayağı 3 kilometremiz falan kaldı. Ve Tahran öncesinde görülmesi gereken birkaç tane yer var. Bunların birincisi Sultaniye. Bugün Sultaniye'ye doğru ilerliyoruz. Yol genellikle düz Tahran'a doğru. Hakikaten yüzeyişlere de baktığımda hem otobandan hem de normal karayolundan yolun düz olduğunu görmüştüm. Bakalım, ilerliyoruz. Sakin tempo. Bugün bir de şansımıza havada kapalı. Erken de çıktık bir hayli. Rahat rahat, serin serin gidiyoruz. Zencan'dan çıktıktan 20 km sonra yol gidiş geliş bir hale döndü. Ama yolun yanında böyle daha toprak bir alan var. Yakında buraya asfalt atarlar. Biz kah buradan, kah asfalttan devam ediyoruz. Birazdan da yağmur yağacak. Murat'ı saldık yerellerin arasına. Dedik ki git yer elma yumurta yapan bir yer sor. Biz de uzaktan bekliyoruz. Yasemin de götüm götüm oraya doğru gidiyorum. Sandviç gibi. Ya şey, lavaş arasında işte. Karşıya değil mi? Tamam. Tamam.
Yorulmayın. Sağ ol abi. Ben vaktinde çok konuştum yerellerle. Murat'la dönüşümle yapıyoruz. Bazen onu satıyoruz, bazen ben gidiyorum. Alışveriş de öyle. Bakalım senin. Adamı da yanılıyoruz.